Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizlere turizm için Fransızca bir dersimizi tanıtacağım. Kitabımız iki bölümden oluşuyor. Güz ve bahar döneminde okutulmak üzere bir ve iki şeklinde. Evet. Le Français du Tourisme Fransızca adıyla. Biliyorsunuz günümüzde uluslararası turizm hareketlenmeleri çerçevesinde çok dillilik büyük önem arz ediyor. Dünyanın her yerinde birçok dillerle turizm ortamında karşı karşıyayız ve hepsini şu ya da bu şekilde biraz konuşmak, anlamak gerekiyor. Küresel ölçekte geçerli birkaç yabancı dilde konuşma ve yazma artık günümüzde vazgeçilmez bir zorunluluk biliyorsunuz. Fransızca'da uluslararası iletişimde önemini koruyan kültürel, ticari ve diplomatik bir ikinci yabancı dil. Fransa'nın geçmişten gelen kültürü, sanatı, dünya üzerinde Fransızcanın yaygınlaşmasına da vesile olmuştur biliyorsunuz. O halde Fransızcayı bir kültür dili, diplomatik dil ve ticari dil olarak tasarlayacağız. Kanada'dan Kuzey Afrika ülkelerine kadar birçok resmi uluslararası ortamda diplomatik dil olarak konuştuğunu biliyorsunuz. Şunu unutmayınız arkadaşlar, bu kitabımız AÖF'te değişik bölümlerde okutulan temel Fransızca derslerine paralel bir derstir. Temel Fransızca dersinde verilen görsel, işitsel malzemeler bu dersim için de büyük önem arz etmektedir. Size önemli katkılar sağlayacaktır. Şimdi size kitabımızın konularını ve özelliklerini tanıtacağım. Bu logolar, üniteler boyunca çok sık rastlayacağınız logolar ve turizm alanını simgeliyor biliyorsunuz. Birinci ünitemiz selamlaşma ve tanışma ünitesi. İkincisinde müşterilerin karşılanması ve otelin tanıtımı. Üçüncü ünitede müşterilerin otele gelişi. Dördüncü ünite kat hizmetleri. Müşteri dilek ve şikayetleri beşinci ünite. Animasyon etkinlikleri altıncı ünite. Yedinci ünite ise bütün ünitelerin sentezini oluşturan, tekrara ve bütün gramatikal yapıların tekrarına dayanan bir genel değerlendirme ünitesi. Şimdi her ünitemizin ortak özellikleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar her ünitede yer alan diyaloglar yani karşılıklı konuşmalar yaşayan günlük Fransızcadan örneklerdir. Bunları lütfen dikkatle okuyunuz, anlamaya çalışınız, tekrar ediniz. Telaffuzları için görsel, işitsel malzemelere başvurunuz. Bir başka özellik gramer ve dil bilgisi bilgileridir. Bütün ünitelerimizde bulunmaktadır. Gramer doğru konuşma, doğru yazma konusunda önemlidir. Bu bir dilin dil bilgisayar özellikleri o dili keşfetmenize doğru konuşmanıza yarayacaktır. Unutmayınız. Bu bilgileri biz etkinliklerle zenginleştirmeye çalıştık. Her ünitede yazılı, sözlü alıştırmalar büyük yer tutmaktadır. Bunu sıra sizde kendimizi sınayalım gibi bölümlerde izlemektedir. Arkadaşlar, konuklara sunulan aktiviteler, otelcilik hizmeti, kat servisleri gibi konular yaşayan günlük Fransızcadan alınan örneklerle verilmiştir. Bunlar turizm ortamında her an yüzde bulunduğunuz yapılardır. Unutmayınız. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Turizm alanı hem sözlü hem yazılı iletişim alanıdır. Bu nedenle her ünitedeki yazılı anlatım bilgilerini dikkatle öğreniniz. Günümüzde elektronik posta, program hazırlama, ülkeyi tanıtma broşürleri turizm alanında büyük rol oynuyor biliyorsunuz. Kitabınız bir örnekler yığınıdır, unutmayınız. Tabii e-kampüs sayfamızı ziyaret ederek bilgilerini pekiştiriniz. Unutmayınız, yabancı dil sürekli çalışmakla kalıcı özellik kazanır. Hepinize başarılar diliyorum. Ünitelerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.